arkadaşlarımız hoş geldiniz. Tüm ekip arkadaşlarım adına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Hilal Hanım'a da bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için ayrıca teşekkür ederim. O zaman ben lafı çok fazla uzatmadan hemen Hilal Hanım'a bırakayım. Amerika'da doktora yapmak adlı etkinliğimize başlayalım. Buyurun Hilal Hanım. Merhabalar. Merhaba, hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için de Rica ederim. öncelikle. Kısaca kendimden bahsederek başlayabilirim. Şunu da hatta çıkaralım. Şu anda Amerika'da doktora eğitimimi devam ettiriyorum. Siyaset bilimi öğrencisiyim. Georgia State Üniversitesi'ndeyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Bundan önceki eğitim hayatımdan bahsetmem gerekirse ben Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Uluslararası İlişkiler bölümü okudum. Birazcık rahatsızım, eğer sesim falan giderse kusuruma bakmayın lütfen. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 2019'da mezun oldum ben Bilkent Üniversitesi'nden. 2015 girişliyim. Daha sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Bir yıllık bir programdı benimki, tezli yüksek lisans olmasına rağmen. Daha sonra pandemi geldi zaten. Pandemi sürecinde mezun oldum. Ve ben aslında tekrar Bilkent Üniversitesi'ne doktora geri döndüm. Siyaset bilimi bölümüne. Ancak o, yani hep zaten gitmek istiyordum yurt dışına. Tekrar başvurdum doktoramın ilk yılındayken. Oldu, kabul edildim ve gittim. Kısacası bu şekilde küçük bir eğitim hayat geçmişim var diyebilirim. Onun dışında yani ben hep aslında gitmeye çalışıyordum zaten. Yani yüksek lisansımı da yurt dışında yapmak istemiştim. Veya daha öncesinde de yani çok başvurdum. Burslara çok başvurdum. Ona başvurdum, buna başvurdum. Olmadı. Pandemi oldu. Başka bir şey oldu falan. Bir türlü olmamıştı benim için. Doktoraya kısmetmiş. Doktora da çıktım. Onun dışında çok sorulan bazı sorular var. Belki onlardan kısaca bahsedebilirim. Tabii. Nasıl gittin? Herkesin ilk sorduğu şey nasıl gittin? Yani nasıl bir bursla gittin? Nasıl gittin sorusu. Ben aslında hiçbir bursla gelmedim. Yani Fulbright başvurdum, olmadı. Ve bursuna hiç başvurmadım. YLSY'ye. Kendimi mezun olduğumda kısıtlamak istemedim. Bunları böyle hep aklımda düşünürken kendi kendime başvurmaya karar verdim. Yani üniversitelere direkt doktora başvurusu yapabiliyorsunuz, herhangi bir bursunuz olmasa da. Zaten onlar eğer sizi kabul ederlerse birçok üniversite asistanlık pozisyonları da açıyorlar doktora öğrencileri için ve sizi asistan olarak alıyorlar. Okul ücretinizi karşılıyorlar ve size maaş gibi bir şey, yani hayatınızı idame ettirebileceğiniz kadar bir maaş veriyorlar. Ben bu şekilde gittim açıkçası. Herhangi bir burs, herhangi bir başka bir şey yoktu. Ben giderken hala yok. Okuldan aldığım ücretle geçiniyorum yani kısacası. Peki şey Başka... soracağım. Ücret yeterli oluyor mu orada geçinmenizde? Yani şöyle, öğrenci hayatı yeterli oluyor diyebiliriz öğrenci hayatı için. Aslında hani çok okuldan okula değişmekle birlikte çok fazla vermiyorlar diyebilirim. Ama yani temel hayatımızı idare ettirmemize yetiyor. Onun dışında yani ben aslında birazcık daha soru cevaplarla ilerleriz diye düşünmüştüm ama çok da arkadaşımız gelmedi. Eğer soru sormak isteyen olursa soruları alabiliriz şimdi ya da ben başka bir şeylerden de bahsedebilirim. İstiyorsanız bahsedin. Soran arkadaşlar oldukça zaten chat kısmına yazarlar. Ben oradan size bildiririm. Tamamdır. Aklımda ne vardı? Ha, Türkiye'de ve Amerika'daki okumanın farklılıkları vardı aslında aklımda bir de bahsedebileceğim. Şimdi ben burada da doktoraya başlamış ve bir sene en azından okumuş biri olarak az çok kıyaslayabileceğimi düşünüyorum. Bence avantajlar, yani en büyük avantaj hatta benim için profesörlerin, hocaların yani daha ulaşılabilir olması idi. Yani ben burada kendim Bilkent Üniversitesi mezunu olmama rağmen
Bilkent Üniversitesi'ne tekrar doktoraya gittiğimde yeterli, yani beklediğim ilgiyi görmediğimi düşünmüştüm. Yani benimle ilgili, yani danışmanım veya çok yakın olduğum hocalar benimle ilgili yeterli bilgiye sahip değildi. Ne yapmak istediğimi bilmiyorlardı, ne çalışmak istediğimi bilmiyorlardı. Ben de bilmiyordum ama onlar da sormuyorlardı yani. Hani böyle bir yeterli ilgiyi görmediğimi düşünmüştüm. Oraya gittiğimde beni en çok nasıl denir, şaşırtan demek istiyorum şey, çok büyük bir ilgi olması. Yani hocaların çok ulaşılabilir olması. Her an yanlarına gidip istediğiniz konuyu konuşabilmeniz ve maillerinize yani 2 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde, maksimum 1 gün içerisinde cevap veriyor olmaları. Bunlar böyle benim gözümde açıkçası oranın avantajı olan şeylerdi. Onun dışında bölüm bazlı birazcık ama eğitimin biraz daha geleceğe yönelik olduğunu düşünüyorum. O da açıkçası birazcık beni daha ne denir, gittiğime mutlu eden şeylerden birisiydi. Yani daha geleceğe yönelikten kastım şu, daha yeni yöntemler öğretmek üzerine. Daha çok mesela şu an ne revaçtaysa onu öğretmeye çalışıyorlar. Önceden kullanılan şeyleri değil ama şu an mezun olduğumuzda bizim işimize yarayacak yöntemleri öğretmeye odaklı bir eğitim olması beni birazcık daha cezbeden bir şeydi. Böyle bu söyleyebileceğim şeyler. Başvuru süreciyle ilgili de birkaç bir şey söyleyebilirim. Yani insanların gözünü çok korkutuyor burssuz başvurmak mesela. Ama yani hiç kesinlikle bence öyle bir korku olmamalı. Çünkü yani zaten elbette bursunuz varsa şansınız birazcık daha artar. Ama zaten eğer kabul alabilecek bir öğrenciyseniz bence bursunuzun olup olmamasının şansınızı çok da düşürmez. Yani çünkü zaten üniversiteler asistanlık veriyorlar. Zaten bunun için bir bütçeleri var. Her bölümün her sene belki kabul ettiği insanların yarısından fazlasını asistanlık vererek, yani bu bütçeyle kabul ediyor zaten. Böyle olduğu için de ne diyebilirim? Yani bursunuzun olması çok da büyük bir artı değil sizin için. Yani eğer başvurmak istiyorsanız araştırın. Hangi üniversitenin sizin bölümünüz için bir doktora programı var? Asistanlık pozisyonları, yani asistanlık var mı, veriyorlar mı? Ve bunun şeyleri nasıl? Hani neyi ödüyorlar? Size maaş ödüyorlar mı? Bazen internet sitelerinde maaş oranlarını bile görebiliyorsunuz. İşte sigortanızı ödüyorlar mı? Bu bilgilerin hepsine erişebilirsiniz. En kötü e-mail atıp sorabilirsiniz. Ve bence başvurun yani. Hiç kendinizi işte burs kovalamakla falan yormayın. Ben çok yordum. Ve sonuç olarak bir işime yaramadı. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi Instagram'da ben çok karşılaşıyorum şeylerle. İşte CV'nizi hazırlayalım ya da niyet mektubunuzu gözden geçirelim gibi şeylerle. Siz de böyle bir destek aldınız mı yoksa kendiniz mi hazırladınız? Hazır, yani destek almadım açıkçası. Kendim hazırladım. Sadece niyet mektubumu en son bir tane yakın olduğum bir hocama gönderdim. Hani hocam sizce bu uygun mudur? Bakabilir misiniz diye. Baktı. Bana şurasını değiştirebilirsin, şunu ekleyebilirsin gibi birkaç tavsiye verdi. Ben de ona uygun olarak değiştirdim. Açıkçası başka kimseden bir destek almadım. Yani bence bir de bu konuda en çok destekçimiz olabilecek insanlar, yani bu süreçleri bilen insanlar, hocalarımız. Hani eğer yakın olduğunuz bir hocanız varsa en iyisi ona sorup ondan yardım almak diye düşünüyorum ben. Bu son zamanlarda Instagram'da işte destek olalım, işte CV'mizi hazırlayalım gibi görünce, siz de burssuz gittiniz önce acaba siz böyle bir destek aldınız mı diye merak ettiniz. Evet, yani şöyle alınabilir bence. Hani bunda bir problem görmüyorum ben tabii ki, ama ben açıkçası ne kadar çok yere başvurabilirsem benim için o kadar iyi olur diye düşünüp bütün paramı başvuru ücretlerine Peki başvuru harcadım. kriteri çok fazla mı? Sözünüzü bölmek için bakmıyorum. Ve şöyle, o da okuldan okula değişiyor. Yani zaten TOEFL ve GRE almanız ve bunları okullara göndermeniz gerekiyor. Eğer official score istemiyorlarsa, ben soruyordum, eğer official istemiyorlarsa e-mail atmayı tercih ediyordum. Çünkü
Official scorer göndermek için de TOEFL ve GRE için ekstra para vermeniz gerekiyordu. Her şeyi tek tek araştırıyordum yani ben açıkçası. Okullara mail atıyordum. İşte kabul ederlerse e-mail olarak göndermek istiyordum sonuçlarımı. Ve bir de şöyle bir şey yapmıştım. Tuition bu fee ödüyoruz ya başta başvuru ücreti olarak. Bazı üniversitelerin bu ücreti kaldırma gibi bir şey olabiliyor. Nasıl denir? Yani maddi durumunuz eğer yeterli değilse ve bunu söylediğiniz zaman tamam sizin için kaldırıyoruz diyebiliyorlar. Ben başvuracağım bütün üniversitelere mail attım. Dedim ki ben Türkiye'de yaşıyorum. Dolar kuru çok yüksek. Bu parayı ben ödeyemem. Yani eğer kaldırma ihtimali varsa benim için bu ücreti kaldırabilir misiniz dedim. 10 okula başvurduysam 5'i kaldırdı. Ve öyle pardon çıkarayım ben kendi konuşmaya başladı. Ve şey bu şekilde daha az ödedim diyebilirim aslında. Yani birazcık şeye bağlı. Şans. Yani eğer başvuracağınız üniversiteler ücreti kaldırabiliyorsa kaldırmalarını isteyebilirsiniz. Ama işte 50 dolardan 150 dolara kadar farklı ücretler de olabiliyor bu arada. Mustafa Bey bir şey soracak herhalde. Hocam merhaba, sesim geliyor mu? Hocam ben Mustafa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden özel eğitim öğretmenliği okuyorum. Hocam ben de aynı şekilde yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum Amerika'da. Ya yüksek lisans ya da doktora. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Şu an kabul alma aşamasında yani sizden aranan nitelikler nelerdi? Yani Amerika'daki üniversitelerde siz yani yüksek lisans yaptığınız için mi kabul aldınız yoksa gerek not ortalaması işte gerek okul dışı deneyim işte etkinlikler, konferanslar ya da yayın gibi bir şeyler mi vardı? Bunu sormak istiyorum. Ben de yayın yoktu açık söylemek gerekirse. Ben hiç yayınım olmamış bir şekilde başvurdum. Ama dışarıda yani araştırma stajlarım vardı. İşte kaç tane acaba? 2 ya da 3 tane farklı yerde, farklı dönemlerde araştırma stajları yapmıştım. Bir tanesi Sabancı Üniversitesi'nin bir programı vardı lisans öğrencileri için. İlk oraya gitmiştim yani daha lisansken. Daha sonrasında da yine böyle birkaç araştırma programına katılmıştım. Onun dışında yani puanlar olabilir. Bence en önemli şey ama niyet mektubu. Yani tabii ki puanlarınız istenen seviyenin üzerinde olmalı. Zaten üniversiteler kaç puan istediklerini yazıyorlar. Mesela işte TOEFL'dan 95 istiyoruz. TOEFL'dan 115 almış olmanıza gerek yok bence. Yani 100 alsanız da sizi değerlendiriyorlar zaten. Aynı şekilde GRE de öyle. Puanlarınız eğer başvuracağınız okula yeterliyse en önemli şey CV'niz de değil bence. Yani yaptığınız şeyler de değil ama niyet mektubunuz. Yani siz çok iyi bir öğrenci olabilirsiniz ve sizin puanlarınız bunu zaten gösteriyordur. Orası için yeterlisinizdir. Ama neden sizi alsınlar? Bunu göstermek çok önemli bence. Yani neden siz ora için uygun bir öğrencisiniz? Bunu da tek yapabileceğiniz yer niyet mektubu. Yani daha böyle özel, okula özel yazmalı. İşte o okulun atıyorum belirli bir çeşit metot öğretiyordur. Ve siz de bu metodu öğrenmek ve bunu doktoranızda, işte tezinizde kullanmak istiyorsunuzdur. Mesela bunu yazmak onlar için çok daha nasıl diyeyim, önemli olabiliyor. Çünkü siz o zaman onların daha uygun bir öğrenci olmuş oluyorsunuz. Herkes zaten iyi öğrenci ama siz onlar için daha iyi bir öğrenci olmuş oluyorsunuz gibi. Yani bence en önemli şey niyet mektubu. Niyet mektubu demişken Sena Hanım bir şey sormuş. Niyet mektubu ne oluyor? Tam olarak biraz bahseder misiniz diye. Niyet mektubu şöyle, üniversitelerin sizden istediği bir belge aslında başvurularda. Tam olarak belirli bir şeyi yok. Yani bir kuralı olan bir şey değil niyet mektubu. Sizin kendinizi neden o üniversitede görmek istediğinize dair yazdığınız bir yazı. İsterseniz neden o üniversiteye gitmek istediğinizle ilgili bir şey yazabilirsiniz. İsterseniz neden Amerika'ya gitmek istediğinizle ilgili bir şey yazabilirsiniz. Çok kişisel bir şey aslında. Yani ben daha çok şu şekilde yazdım niyet mektuplarımı. Ben neden o üniversiteye gitmek istiyorum? Ne çalışmak istiyorum? O üniversitede kiminle bunu çalışabilirim?
Hani neden özel olarak o üniversite gibi böyle daha üniversiteye özel şeyler yazdım. Böyle hani CV'nizin tekrarı olacak gibi işte ben şu okula gittim, şu stajı yaptım, işte şu kursa katıldım gibi şeyler yazmak çok doğru değil niyet mektubu için. Yani CV'nizde zaten bunları görüyorlar. CV'nizde görmedikleri bir şey yazmak ve onları aslında etkileyebileceğiniz bir yer gibi görmek lazım niyet mektubunu. Yani zaten belgeleriniz ellerinde. Sizin TOEFL skorunuzu, GRE skorunuzu, her şeyinizi görüyorlar. CV'nizi de görüyorlar. Yani ne yaptığınızı biliyorlar. Ekstra onlara ne söyleyebilirsiniz de size almalarını sağlayabilirsiniz. Bunu kullanmanız gereken yer niyet mektubu. İstediğiniz her şeyi de yazabilirsiniz aslında açık söylemek gerekirse. Yani ama daha çok insanlar, ben de öyle yaptım. Ne çalışacağını, işte kiminle çalışmak istediğini, neden o üniversiteye gitmek istediğini yazıyor temel olarak. Bir de TOEFL puanınız sorulmuş bana. TOEFL puanım benim 109'du. Tamam. Akif Bey de merhaba Hilal Hanım. Doktora için bursuz kabul aldık ve araştırma görevlisi olarak da alınmadık. Çalışma izniniz oluyor mu? Farklı part-time işlerde çalışma imkanınız oluyor mu? Maalesef ki en kötü şey bu zaten bence. Amerika'da doktora ile ilgili olmuyor. Bizim vizemiz öğrenci vizesi, F1 vizesi. Bizim çalışma iznimiz yok. Aynı şekilde mesela size bağımlı gelen birisi var, eşiniz diyelim. F1 vizesiyle geldiyseniz eğer, yani benim gittiğim gibi gidiyorsanız çok yüksek ihtimalle F1 ile gidiyorsunuz. Onların da bir çalışma izni olmuyor. Ama eğer ki J vizesiyle giderseniz bazı üniversiteler bu seçimi sizin yapmanıza bırakabiliyorlar. O zaman sizin değil ama sizin dependent'ınız, yani bağımlı giden kişinin, mesela eşinizin çalışma izni olabiliyor. Orada da şöyle bir şey var. J vizesiyle gittiyseniz eğer mezun olduktan sonra 2 yıl ülkenize dönme mecburiyetiniz var. Yani bunları düşünüp tartıp ona göre seçmek lazım. Ama bazı üniversiteler hiç böyle bir seçenek sunmuyor. Benim üniversitem sunmadı. Ben direkt F vizesi aldım. F1 ile geldim ve çalışma iznim yok. Peki hani doktorun bittikten sonra hemen tekrar Türkiye'ye dönmek gibi bir durumunuz var mı yoksa devam edebiliyor musunuz? Şöyle, o da bildiğim kadarıyla bize bir veya 2 yıl olmak üzere böyle bir mezuniyet sonrası çalışma yapabileceğimiz bir izin veriyorlar. Tam olarak ben de bilmiyorum açıkçası. Ama sonrasında eğer iş bulamazsan dönüyorsun. Yani eğer iş bulursan da tekrar zaten çalışma vizesine başvuruyorsun. Ama böyle tam olarak açılımlarını da bilmiyorum. OPT, CPT diye bir şey var. İşte acaba ne düşündüm ama bilemiyorum. Bir şey training yani. Onu yapmak için vizeni uzatma şansın oluyor mezun olduktan sonra. 1 ya da 2 yıl diyebiliyorum. Peki orada da doktor nasıl Türkiye'de 4-5 yıl ya, hani 4-5 yıl aralığında orada da mı öyle? Evet. Yani şöyle, mesela benim bölümüm için benim üniversitem ayırmış şeyi, bölümü diyeyim artık. Bir master sonrası kabul edilenler var. Bir de direkt kabul edilenler var. Yani aslında master'ınız olması da gerekmiyor. Tabii bu bölümden bölüme değişebilir bir şey. Benim bölümüm için, siyaset bilimi için böyle. Master sonrası kabul edilenleri aslında 4 yılda bitirmemizi istiyorlar. Ama genelde gördüğüm kadarıyla 4 yılda bitmiyor. Direkt kabul edilenlere de 5 yıl diyorlar ama onlar da çok da 5 yılda bitmiyor. Yani yine 5-6'ya uzuyor. Bu arada Akif Bey teşekkür ediyor. Ben çok Yine teşekkür ederim sağlıklı sorduğunuz soruyor. için. Hocam yüksek lisans doktora gitmeden önce bakın mutlaka diyeceğiniz en önemli faktörler neler? Parasal olarak üniversiteye başvurabilirsiniz demiştiniz. Başka başvurabilecek yerler var mı? Yani dışarıdan burslara başvurabilirsiniz tabii ki. O da gitmek istediğiniz ülke ve bölümünüz falan, yani her şeye göre değişebilir. Amerika için ben Fulbright'a başvurmuştum. İlk mezun olduğumda başvurmuştum. Lisans tam mezun olduğum yıl ve yüksek lisans için başvurmuştum. Olmadı. Ben de
Dedim ki bu galiba olmayacak bir şey. Zaten senede bir iki kişiye veriyorlar. Ve başvurmadım. Ama farklı burslar bulmak da mümkün. Sadece bilemiyorum yani. Hani bölüme göre falan bakmak lazım birazcık. MEP bursu çok iyi bir alternatif aslında bu konuda. YLS'ye bursu. Benim tercih etmeme sebebim mecburi hizmeti olmasıydı. 5 yıl gidiyorsanız çarpı 2 burada mecburi hizmetiniz oluyor ve başvururken aslında burada çalışacağınız yerde belli olmuş oluyor gibi bir şey. Yani mesela siz buradan giderken geri dönüp çalışacağınız üniversiteyi biliyor oluyorsunuz. Kimisi için bu çok büyük bir rahatlık da olabilir. Benim için değildi. Ben onun için başvurmamıştım. Ama Evet. çok büyük bir alternatif olarak YLS'ye bursuna bakabilirsiniz. Onun için işte kontenjanlar falan genelde daha kısıtlı oluyor. Mesela ben mimarlık Evet. mimarlık için 2019 ya da 2020 yılında sadece bir kişilik kontenjan. Evet. Bizim bölümlerde de çok fazla olmuyor kontenjanlar. Birazcık daha kısıtlı ama denenebilir bir alternatif. Sanırım TÜBİTAK falan da var. Ama o da birazcık bölüm bazlı. Yani mesela benim bölümüme yoktu TÜBİTAK'ın herhangi bir doktora bursu yurt dışı. Ama birazcık daha yani böyle bilim bölümleri ne falan var diye biliyorum. Bir bakmak lazım yani. Adem Bey sormuş. Lisans not ortalama 3,05. Kabul ve asistan imkanım düşük mü oldu? Genelde doktor için 3,50 üstü daha garanti. Yani şöyle, eğer diğer skorlarınız yani mesela sınav puanlarınız bunu kompanse edebilecek düzeydeyse veya CV'niz çok doluysa veya bu mesela 3,05 birazcık daha düşük gibi görülüyor kulağa o şekilde geliyor. Hani bunun niyet mektubunuzda güzel bir şekilde açıklayabilirseniz neden not ortalamam 3,05 ama ben çok iyi bir öğrenciyim aslında. İkna edebilirsiniz. İkna edemeyeceğiniz bir not ortalaması değil bence. Yani tek yapmanız gereken şey sizi alacak kurulu sizin çok iyi bir öğrenci olduğunuza ikna etmek ve eğer diğer puanlarınız, işte CV'niz çok iyiyse, işte birçok yerde staj yaptıysanız, işte çok iyi bir TOEFL'ınız, çok iyi bir GRE'niz varsa bunu çok da değerlendirmeyebilirler. Evet. Birazcık şeye bağlı, total duruma bağlı yani. Tamam. Bir de sormuş. Sanat programları doktoraları için kimse yapmamış. Yani öyle biriyle karşılaşmış herhalde. Prosedürler aynı mı? Muhtemelen aynıdır. Yani ben de bilmiyorum şimdi sanat programları nasıldır ama genel olarak bölümlerin istediği şeyler çok farklı olmuyor. Zaten başvuru süreci yine sizin için de aynı olacaktır. Şey yapacaksınız. İnternet sitesini açacaksınız. Ne istiyorlar bakacaksınız. Birçok üniversite zaten aynı şeyleri istiyor. Birçok bölüm. TOEFL, GRE, transkriptleriniz, işte CV'niz, belki diplomalarınız, niyet mektubunuz. Bundan çok farklı bir şey belki bilmiyorum artık sanat programlarında portfolyo falan istiyorlarsa öyle bir şey belki göndereceksiniz. Başka çok farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Aynıdır yani bence. Şey sorulmuş, tek ders çalışamadım, nasıl açıklarım bunda? Ya, onu bilemiyorum. Onu ben de bilemiyorum. Dediğim gibi ama yani genel olarak hani diğer puanlarınız da düşükse, TOEFL'ınız, GRE'niz de düşükse belki birazcık şansınız düşürebilir. Ama başka bir şekilde hani onu kapatabiliyorsanız çok düşük bir ortalama bence değil. Sizin ortalamanız kaçtı? Benim lisans ortalamam 3,74'tü. Evet. Ben birazcık inek bir öğrenci. Çok da değildim ama biraz da öyleydim yani. İşe yaramış ama. Yani şimdilik öyle evet. Tebrik ederim bu arada. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam yine ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam başta bahsettiğiniz bu direkt doktoraya başvuru aşamasında hani üniversitenin kadro açık sizi araştırma
research asistan olarak alması bu şey yaygın bir şekilde mi var hocam, yoksa hani nadir görülen bir şey mi? Çünkü ben de Çok şu an hatta yaygın. halihazırda yanımda paragraf kitabı var, ALES'e çalışıyorum. Şey için yani YLS için de bu sefer şey olmadı hocam, bu sene özel eğitime hiç kontenjan verilmedi. Sanırım verilmeyecek de bu şekilde. Ama bilmiyorum yani, bunu sormak istedim. Yani çok yaygın bir şey. Çünkü şöyle Amerika'da doktora öğrencileri birazcık daha şey olarak görülüyor. Yani çalışma arkadaşı demeyeceğim ama çalıştırılacak insanlar. Yani doktora öğrencilerini araştırmalarında kullanıyorlar. İşte ders verdiriyorlar, asistanlık yaptırıyorlar, her şeyi yaptırıyorlar. Ve öyle olunca da genelde yani çok yüksek oranla maaş veriyorlar. Benim bölümüm 10 kişilik mesela. Sanırım yani biz devlet burslular da var tabii ki. Başka de yani Türkiye benim bölümümde benim dönemimde yok Türkiye'den başka gelen ama başka devletlerden gelenler devlet bursu alanlar da var. Ama yani herhalde bir 7 kişi okuldan biz asistanlık alıyoruz. Ve diğer benim gördüğüm kadarıyla benim bölümüm için çok yaygın bir şey. Onun dışında başka bölümlere de bakmışlığım oldu. İşte kuzenim için, arkadaşım için falan. Çok yaygın bir şey. Yani asistanlık genel olarak doktor öğrencilerini çalıştırmak istiyorlar. Çünkü neden çalıştırmasınlar yani? Bu seviyeye gelmiş öğrenciyi bulmuş tertemiz işçi onlar için. Zaten verdikleri maaş da başka birini çalıştırsalar vereceklerinden çok daha düşük olduğu için bizi maaşlı bir şekilde çalışmaya almak onların da işine geliyor bence. Onun için sizin bölümünüzde de kesinlikle vardır. Yani sadece birazcık bakmak lazım üniversitelere. Teşekkür ederim. Özel Rica ederim. eğitim ilgili, özel eğitim okuyordunuz değil mi? Ben mi? Evet. Ha, evet hocam, özel eğitim. Özel eğitim Sanki özel öğretmenliği. eğitimle giden vardı diye biliyorum. Hatta onlar da Amerika'da yüksek lisans yapıyorlar. YLS. Hocam Büşra ve Samet hocalar sanırım geçen yine böyle bir seminer yapmıştınız. Hatta ben mesaj attım ne zaman yayınlayacaksınız diye, katılamamıştım canlı olarak. Onları da takip ediyorum aynı şekilde. Onlar şey işte hocam, YLS bursiyeri olarak geldi sanırım. Evet. Diğer sorulara devam edeyim. Rümeysa Hanım sormuş. Üniversiteye başvuru ayrı ancak çalışmak istediğiniz hocalarla ayrıca mail iletişim kurmak gerekiyor mu yanlarında çalışmak için? Bence hayır. Şöyle birçok üniversitede Amerika'da artık şey yapılıyor. Nasıl denir? Bir kurul oluyor. Yani bu bölümünüz eğer laboratuvar bölümüyse bu söylediğim şey kesinlikle geçerli değil. Laboratuvarda çalışacağın bir bölümse kesinlikle çalışacağınız hocayı önceden ayarlamanız gerekiyor. Ama farklı bir bölümse, yani sözel bir bölümse mesela böyle bir şey geçerli değil. Hatta ben okula ilk geldiğimde hocalarımdan bir tanesi neden mail atıyorsunuz diye sordu yani direkt yüzümde. Hani burası İngiltere değil, sistem farklı acaba bunu mu bilmiyorsunuz? Hani neden mail atılıyor dediler. Çünkü bir kurul oluyor ve bu kurul sizin başvurularınızı değerlendiriyor, alıyor veya almıyor. Aslında hocaların birebir bununla bir ilgisi ve alakası olmuyor. Eğer ki başvurduğunuz kişi o sene kurulda ise tabii ki mail attığınız kişi başvurduğunuz kişi değil ama mail attığınız kişi o sene kuruldaysa bu farklı bir yöne gidebilir ama bu çok düşük bir ihtimal yani ben bunu yaşamış sadece bir kişi falan biliyorum. Zaten genelde maillerinize çok da dönmezler çünkü yani ne söyleyeceklerini de bilmiyorlar anladığım kadarıyla bizim hocamız öyle dedi yani neden mail atıyorsunuz ben ne cevap vereceğimi bilmiyorum dedi. Hani bölümünüz laboratuvar bölümü ise tamamen farklı bir şey geçerli ama sözel bölümler için bu çok da gerekli bir şey değil. Yani kendinizi bununla yoracağınıza niyet mektubunuzu daha iyi yazın bence. Zamanınızı ona harcayın yani. Hoca arayıp bulup ona mail atmak size o kadar da bir şey kazandırmayabilir. Peki IELTS kabul ediliyor mu diye sorulmuş. O yani bakmak lazım üniversitede tek tek. Bazılarında yazıyordu benim başvurduğum okulların IELTS'de kabul ediliyor diye ama bazılarında yazmıyordu diye hatırlıyorum. Birazcık okuldan okula değişebilir. Rümeysa'm da teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim. Şey sormuş, Georgia Üniversitesi'ne başvurdu mu diye.
Georgia'ya başvurmadım. Ben sadece Georgia State'e İmkan olursa Avrupa'da mı yoksa Amerika'da mı doktora yapmak daha iyi? Maaş, çalışma vesaire olarak. Yani şöyle, Avrupa'da burslu doktora bulma imkanı gerçekten çok zor. Ben Avrupa'ya daha önce başvurdum ve yani olmadı. Yani reddetmek için bile geri dönmediler. Çünkü çok daha farklı beklentileri oluyor Avrupa'daki üniversitelerin. Yani yayın bekliyorlar mesela. Ya da bir konuda daha özelleşmiş olmanızı bekliyorlar. Daha çok maaş veriyorlar ama böyle daha özel zamanlarda, daha özel kişilere burs veriyorlar daha doğrusu. İşte bir konuda yayınınız vardır ya da çok iyi çalışmalarınız vardır vesaire, size burs verebilirler. Ama Amerika için yani zaten başvuran demeyeceğim, aldıkları kişilerin %50'den fazlasına zaten kendileri asistanlık ve burs verdikleri için çok daha büyük bir havuz oluyor orada. Ben açıkçası Amerika'ya bayılmıyorum. Yani şansım olsa Avrupa'da yapmak isterdim ama Avrupa'da burs bulamadım ben, yani olmadı. Ve gerçekten Avrupa'da burs bulmak çok zor Amerika ile kıyasladığınız zaman. Onun için ben en son Amerika'da buldum yani kendimi. Çünkü çok daha kolay bir şekilde burs bulabilirsiniz ve maddi kısmını için çok daha çabuk halledebiliyorsunuz. Hani Avrupa'da da belki çalışma ihtimaliniz olur ama yine de mesela mesela Almanya'da okullar ücretsiz. Almanya'da doktora yapayım dersiniz. İşte çalışırım yanında dersiniz. Ama bu sefer ya size vizenize birinin sponsor olması lazım ya banka hesabınızda para göstermeniz lazım vesaire gibi şeyler oluyor bu sefer. Amerika'da öyle bir şey olmuyor. Standınız olduğu için mektubunuzu götürüyorsunuz. Benim sponsorum okulum diyorsunuz. Bitiyor gidiyor mesela. O açıdan bence Amerika daha avantajlı. Tamamdır. Belirli başvuru zamanları var mı ve direkt üniversitede kendiniz mi başvuruyoruz diye bir soru gelmiş. Başvuru zamanları var. Genel olarak Amerika için başvurular yani Şubat'ın başına kalmaz. Ocak'ta biter. Bir sonraki yıl için başvuruyorsunuz tabii ki. İşte yani Eylül'de başlayacağınız bölüm için. Ne zaman başlar? Yani Ekim'de falan da başlar. Üniversiteleri de direkt kendiniz başvurabilirsiniz. Zaten başvuru sayfalarında genelde sizi bir yani linke yönlendiriyorlar. Giriyorsunuz. İşte hangi belgeleri yüklemeniz gerekiyorsa tek tek onları yüklüyorsunuz. Başvuru yap diyorsunuz ve bitiyor. Bu kadar basit aslında yani. Hiç böyle gözümüzde büyütecek, birilerine danışacak falan hiçbir şey yok. Bir tanesini yapsanız her yere başvurabilirsiniz zaten yani. Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Sesin kapalı. Ay yine sesim kısalmış. Ayas daha çok Avrupa ülkelerindeki okullar için diyebiliyorum. Böyle bir mesaj gelmiş. Evet, birazcık daha Avrupa'da daha çok kullanıyoruz. Zaten IELTS İngiliz sınavı, TOEFL Amerikan sınavı yani aslında. Bir de şey Adem arkadaşım CV'mize neler eklemeliyiz? Örnek verir misiniz diye bir soru gelmiş. Bakayım benimkinde ne var acaba? Eğitim bilgileri tabii ki ilk başta. Arkasında yaptığım stajlar ve işte çalışma eğer şeyiniz varsa, tecrübeniz varsa onları yazabilirsiniz. Katıldığınız konferanslar varsa onları yazabilirsiniz. Yayınlarınız varsa onları yazabilirsiniz. Sunum yaptıysanız bir yerlerde onları yazabilirsiniz. Şöyle bir şey, CV için şunu söyleyebilirim. Ya mesela atıyorum bir yerde bir asistanlık yaptınız. İşte şirketin adı asistanlık yaptım. Pozisyonumun adı ne kadar çalıştım. Bunu yazdınız. Geçtiniz. Böyle bir şey yapmayın. Yapmanız gereken asıl şey ne yaptınız orada? Yani aşağıya en azından bir cümleyle. Hani ben burada şöyle şöyle sorumlulukları üstlendim. İşte şöyle bir araştırma yaptım. Şu programları kullandım. İşte şu kadar katkı sağladım gibi. Yani aslında sizin nasıl bir değer kattınız? Tamam çalıştınız. Okey çok güzel. Ama kattığınız değer neydi? Onu belirtecek böyle bir cümlelik bir şey yazmanız CV'nizi birazcık daha böyle yukarıya taşımanızı sağlayabilir. Yani böyle sadece şunu yaptım diye yazıp geçmeyin bence. Altına böyle çok küçük de olsa, bir cümle de olsa hani şu sorumlulukları aldım.
falan filan tarzında bir şey yapın. Seviye için önemli bir şey bu bence. Aleyna arkadaşımız sormuş, niyet mektubunuza yararlandığınız kaynaklar var mıdır diye. Vallahi yok. Yani internette yazıyordum Google'a niyet mektubu örnekleri. Bakıyordum, açıkçası bir kaynaktan yararlanmadım. Yani böyle birazcık işte hocalara sorduk. Nasıl olur hocam, ne yazmalıyız? De nasıl özelleştirebiliriz falan. Yani böyle bir kaynak olarak hocalarımdı yani kaynak. Ve hani arkadaşlarıma soruyordum, işte siz nasıl yazıyorsunuz? Giden insanlar nasıl yazmış, onları öğrenmeye çalışıyordum falan gibi kullandığım bir kaynak yoktu. Siz 2021 yılında başvurmuştunuz değil mi? Tabii o zaman başladı ya da şey. Evet, ben 21 girişliyim. Evet. İkinci yılım şimdi. Bir de en klasik soruyu sorayım. Ayasını TOEFL mu daha iyi? Siz ikisine de girin mi diye soracağım. Ben IELTS'e girmedim. Ama şöyle, ben hangisine gireceğime karar vermek için araştırırken şöyle bir sonuca ulaştım kendi kendime. Yani asla doğru mudur değildir bilmiyorum. Ama hani IELTS'te ortalama bir puan almak daha kolaydır. Yani eğer İngilizceniz çok iyi değilse IELTS'e girin. İngilizceniz çok iyiyse TOEFL'a girin gibi bir sonuca ulaşmıştım araştırmalarım sonunda. Yani IELTS'te yüksek puan almak daha zordur. TOEFL'da ortalama bir puan almak daha zordur gibi bir sonuç, neden bilmiyorum. Ve ben TOEFL'a girdim bundan dolayı. TOEFL bence, bilmiyorum, çok, yani eğer İngilizceniz gerçekten iyiyse TOEFL hiç korkulacak bir sınav değil. Ben TOEFL'a çok uzun çalışmadım. Yani bir hafta falan çalıştım belki ilk girdiğimde. İkinci girdiğimde hiç çalışmadım. Ve süresi bittiği için, neredeyse süresi bittiği için tekrar girdim. Yani puan yükseltmek için girmedim aslında. Kesinlikle korkacak bir şeyiniz yok. Yani TOEFL nedir, ona bakmanız lazım. Eğer İngilizceniz iyiyse, yani sınav ne soru, yani nasıl diyeyim, sınav soruları nasıldır? İşte mesela speaking'de ne sorarlar, ne tarz sorular sorarlar, işte kaç dakika düşünme verirler falan. Bunları bildiğiniz sürece yapamayacağınız bir sınav değil. Sadece hani TOEFL nedir onu bilmeniz önemli bence. Ama Ayas için bir şey söyleyemeyeceğim. Peki başvuruda TOEFL puan diye mi geçiyor yoksa IELTS puan diye mi geçiyor genelde? TOEFL sanki. Ya da language mi acaba? Language de olabilir. Bilmiyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Ben başvuralı 2 yıl oldu. Peki İngilizcenizi nasıl bu kadar geliştirdiniz diye geldi. Ben hep %100 İngilizce okudum yani liseden sonra. Bilkent Üniversitesi %100'dü, Sabancı da %100'dü. Lisede de ben hazırlık okudum, yani çok insana denk gelmeyecek bir şey. Benim lisem, belki içinizde Ankaralı olan varsa bilir, Atatürk Lisesi, bizim okulumuzun hazırlığı vardı. Ben aslında birazcık temel olarak orada öğrendim İngilizceyi. Sonrasında da okul, yani üniversitede artık zaten bölümüm %100 İngilizceydi. O şekilde öğrendim yani. Ya ben çok fazla izliyorum ve dinliyorum açıkçası. Birazcık onun çok etkisi var. Yani ben sürekli bir şeyler izliyorum ve dinliyorum İngilizce. Ve hala yani İngilizcem çok iyi olmasına rağmen ben hala İngilizce öğrenme videoları da izliyorum. Yani böyle hani sürekli bir şeyler katabilir miyim? Bir şeyleri daha iyi telaffuz edebilir miyim? Bir şeylerin daha farklı anlamlarını öğrenebilir miyim diye sürekli böyle bir bakma halindeyim. Yani dil birazcık şey, bir şey bence. Hani zor öğreniliyor ama çok çabuk kaybedilen bir şey. Hani ben böyle sürekli başka şeyler öğrenmeye çalışıyorum ki daha çok, nasıl diyeyim, yani geliştirebileyim kendimi. Birazcık üzerine çok düşmek lazım yani. Ama gelişir. Gelişmeyecek bir şey değil yani. Evet, diğer sorumuza geçelim. Maaş yetiyor mu? Bir daha Avrupa isterdim dediniz. Sebebi ne? Maaş yetiyor mu? Maaş yetiyor. Ama yani böyle çok büyük beklentileriniz olmaması lazım. Maaştan, yani orayı da gezerim, buraya da giderim falan gibi beklentileriniz olursa yetmez. Neden Avrupa dedim? Yani ben kişisel olarak Avrupa'yı daha çok seviyorum. Ve daha yakın, uzak olmayı sevmiyorum. Birazcık daha kişisel sebepler yani aslında. Siz tamamen farklı bir şey istiyor ve düşünüyor olabilirsiniz. Ya ben çok uzak olma durumunu sevmiyorum. Gelip gitmek çok zor.
İşte yani gerçekten bir travma oluyor benim için uçak yolculuğu. O kadar uzun uçakta kalmak. Ve Avrupa'nın daha benim kişisel olarak bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yaşam olarak daha keyifli olacağımı düşünüyorum orada. İnşallah o da nasip olur diyelim. İnşallah. Diğer soru, yüksek lisans Türkiye'de yapıp doktoraya yurt dışına çıkmak daha mı iyi olur? Ya ben şu anda öyle yaptım. Ama çok gerekli miydi yüksek lisans diye düşündüğüm zaman çok da gerekli değildi belki de yani. Hani sadece bence yüksek lisansın bana kattığı şey belki daha kolay kabul aldım yüksek lisansım olduğu için diye düşünüyorum. Çünkü bana sordular hani hangi dersleri aldın yüksek lisansta, işte şu metot dersini aldın mı, bunu yaptın gibi sordular bana. Belki o açıdan birazcık daha şey olabilir. Yani bence bu benim yapmadığım bir şeydi. Ama yapılmasını bugünkü aklım olsa yaparım. Direkt lisanstan mezun olduktan sonra bütün eşik doktora programlarına başvururdum. Yani hem zaman kaybetmiş olmam hem direkt doktorama Amerika'da başlamış olurdum yani. Ama işte kabul alamama ihtimali de belki daha yüksek olabilir o durumda. Onu da ben yapmadığım için bilemiyorum, emin değilim yani. Ama şu an olsa denerdim açıkçası. Peki yani bu doktora sonrası planınız nedir diye bir soru gelmiş. Yani ben açıkçası akademisyen olarak devam etmek istiyorum. Hani nerede devam etmek isterim onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Nerede iş bulursam falan gibi birazcık şu an. Yani yine ilk istediğim yer muhtemelen Avrupa olur. Eğer Avrupa'da bir iş bulabilirsem başıma koyarım yani ama bilemiyorum tabii ki. Onu zaman gösterecek. Peki doktorda ne üzerine çalışıyorsunuz diye başka bir soru gelmiş. Yani ben siyaset bilimciyim. Şu anda tam olarak ne üzerine çalıştığımı ben de bilmiyorum. Muhtemelen birazcık böyle güvenlik falan gibi bir şey, bir konu olacak. Yani şu an öyle görünüyor ama henüz ben ders dönemimdeyim. Seneye yeterliğimi verip daha sonra işte doktora tezime başlayacağım. Onun için şu an daha kesinleşmiş bir şey de yok açıkçası. Ama siyaset bilimciyim, uluslararası ilişkilerciyim yani ve birazcık daha güvenlik kısımlarındayım konunun. Peki yüksek lisans yapmadan direkt doktoraya başlamanın etkileri var mı diye soru gelmiş. Yani şöyle, bence çok da olmaz ya. Ben şu an açıkçası düşünüyorum. Ben şimdi lisanstan çıktım. Sabancı'ya, yükseğe gittim. Şu anki aldığım derslerin ondan çok büyük bir farkı var mı? Biraz tabii ki var. İlla ki var. Yani beklenti olarak birazcık daha var belki. Ama yapamaz mıydım? Bence yapardım yani. Hani belki birazcık zorlanabilirsiniz. Hani bir de bir anda hani lisanstan çıkıp böyle sudan çıkmış balığa dönüp bir de yurt dışına gitmek belki zor gelebilir. Ama bence yani zannetmiyorum çok büyük bir fark olacağını. Tabii ki bölüme göre de fark edebilir bu. Yani başka bölümler için şimdi bir şey söyleyemem ama benim bölümüm için. Yani bence sözel bölümler için çok da fark etmiyor. Zaten biz yüksek lisanslarla aynı dersleri alıyoruz. Orada da aynı dersleri alıyorduk. Yani doktoralar ve yüksek lisanslar çok aynı derslere girdiği çok oluyordu. Burada da çok oluyor. Tabii ki farklı derslerimiz de oluyor bazen. Ama yani ortak şeyler çok fazla zaten yüksek lisans ve doktora için. Yani bence çok büyük bir eksi olmaz. Zannetmiyorum yani. Şey diye bir soru var. Türkiye'de doktora için yüksek lisans şartı var. Çünkü yurt dışında yok herhalde değil mi? Yok, Amerika'da böyle bir şart yok. Özellikle Amerika için söylüyorum. Avrupa'da üniversitelere bakmak lazım. Avrupa'da çünkü çok farklı şeyler var yani. Ben de bilemiyorum hepsini açıkçası. Ama Amerika için birçok üniversitenin birçok bölümünün bütünleşik programları var. Yani siz direkt lisanstan çıkıp doktora programına başlıyorsunuz. İkinci yılınızın sonunda master tezi minvalinde bir şey yazıyorsunuz, onu savunuyorsunuz ve doktora devam ediyorsunuz. Yani tekrar tekrar ders alma, tekrar tekrar onu bunu yapma falan gibi bir şey olmuyor. İkinci yılınızda atıyorum master tezinizi yazdınız, geçtiniz. Zaten siz şu an master'ınızı almış oluyorsunuz. Eğer isterseniz okulu bırakıp master diplomanızı alıp gidebilirsiniz bile. Yani bu bile bir aslında seçenek. Yani
Tabii ki bunların hepsini önceden okullarla konuşmak lazım ama mesela Amerika'da yüksek lisans başka türlü ücretsiz yapmak çok zor. Böyle bir taktik yapıp müteşrik doktoraya başvurup belki sonrasında canınız istemiyorsa çekip gidebilirsiniz ama tabii ki bunu okulunuzun kabul edip etmeyeceğini önceden teyit etmeniz lazım. Bizim okulumuz mesela kabul ediyor. Master diplomanızı veriyor. Gibi. Peki master not ortalamanız kaçtı? Burada master yapıp yüksek notla Amerika'ya başvursam olur mu diye bir soru gelmiş. Bence olur. Benim master ortalama 3,91'di. Ama kolaydı benim bölümüm yani birazcık onun için. Ama Avrupa çok ilginç. çalışmalarıydı. Ve biraz kolay bir bölümdü yani. Bence olur. Yani olur tabii ki. Yani ne kadar çok doluysa CV'niz ve işte ne kadar çok şey yaptıysanız aslında şansınız o kadar artıyor. Yani onun için yüksek lisans yapmanın sizin için bir dezavantajı olmaz. Sadece işte hani yüksek lisans yapmış olursunuz. Yani bu bir dezavantaj değil zaten. Hani ne kadar dolu CV'niz olursa, ne kadar çok şey yaptıysanız o kadar çok kabul edilme şansınız olur. Onun için yüksek lisansınız varsa kabul edilme şansınız da artar diye düşünüyorum ben otomatik olarak. Üniversitelerin topu istememe gibi bir durumu olur mu acaba diye soru gelmiş. Şöyle, bazı üniversiteler eğer ki lisans eğitiminizi %100 İngilizce bir okuldan aldıysanız veya yükseğinizi de yani yükseği de kabul edebilirler diye düşünüyorum. Sadece işte okuldan bir belge almanızı yeterli görüyorlar. Ama onun dışında yani eğer %100 bir bölümde okumadıysanız zannetmiyorum açıkçası. Çünkü bir şekilde İngilizce yeterliliğinizi göstermeniz gerekiyor. Ya sınav puanı veriyorsunuz ya da okulunuzdan bu çocuk zaten %100 okumuştur bu zamana kadar gibi bir yazı alıyorsunuz ama bunu kabul eden okul sayısı da zaten az yani. Bayağı ben birkaç tane denk gelmiştim sadece baktığım okullarda. İngilizcem fena değil ama sınav konusunda kendime güvenemiyorum. O yüzden teşekkürler, faydalı bir sohbet diye de devam etmiş. Çok teşekkür ederim. Ya şöyle İngilizce konusunda ya İngilizcem iyi diyorsanız internetten ben nereden bulduğumu hatırlamıyorum ama şey bulmuştum. TOEFL ne denir ya? Böyle örnek sınav gibi bir şey. Yani işte baştan sona reading, listening, işte writing, speaking hepsini yapabileceğim böyle işte 4-5 tane sınavı olan bir şeydi böyle. Asla hatırlamıyorum ama. Onları yapabilirsiniz bence. Bir de bir de YouTube'dan ben çok fazla şey izlemiştim. İşte mesela TOEFL sınav taktikleri videoları gibi şeyler oluyor. İşte mesela speaking sorularına nasıl cevap vermelisiniz? İşte zaten 60 saniye konuşuyorsunuz atıyorum. 30 saniye düşünme süreniz oluyor. İşte size böyle kalıplar veriyorlar kullanabileceğiniz. Mesela bunlarla çalışmak falan. Yani zaten sınav esnasında onların aynısını kullanamıyorsunuz. Aklınıza gelmiyor. Ama en azından o kalıpları düşünmüyorsunuz sınav esnasında. Vereceğiniz cevabı düşünüyorsunuz. Bu tarz şeyler yaparak birazcık daha böyle sınav şeyini bence aşabilirsiniz. Yani ben öyle yaptım. Ben sadece sınav ne? Yani bu sınavda benim karşıma ne çıkacak? Ondan emin olduğum zaman sınavı yapabileceğimi düşünüyordum. Ve sadece sınav nedire çalıştım yani. Karşıma nasıl bir soru çıkacak? Ne yazabilirim? İşte ipuçları nelerdir gibi. Bunlar bence TOEFL için yapılabilecek en mantıklı şeyler yani. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Gerçekten çok faydalı bir sohbetti. Ben de arada kendi sorularımı sormuş oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Başka bir herhalde. Çok pardon. Önemli. Başka soru yoksa gidiyoruz. Başka soru Soruları alabiliriz. Evet. herhalde varmış. Yüksek lisans yurt dışında yapıyorum. Doktora ayrıca istenir mi diye. Yani mesela nasıl bir şey için, ne için istenir mi? Sınav. Ha yok zannetmiyorum. İşte eğer özellikle ana dili İngilizce olan bir yerdeyseniz istemiyorlar.
Ya mesela İngiltere gibi bir yerde okuyorsanız zaten istemiyorlar ana dil İngilizce olan bir yerde eğitim aldıysanız. Ama eğer ana dili İngilizce olmayan bir üniversitede eğitim aldıysanız yine aynı şeyler geçerli olabilir. Yani sizden okulunuzdan bir yazı almanızı isteyebilirler ya da bölümünüzden. İşte bölümümüz %100 İngilizcedir tarzında. Veya sınavda isteyebilirler. Yani birazcık başvuracağınız okulun kurallarına bağlı. Bunları genelde belirtiyorlar zaten şeyde bu başvuru şey ne denir? Söyleyemedim. Başvuru Formunuzda şeylerini başvuru aynen formu. yani. Onları belirttikleri sayfada bu bilgiler oluyor. Yoksa da direkt e-mail. Yani atıl sorun. Ama dediğim gibi. Eğer İngilizce ana dili bir yerdeyseniz istemezler. Teşekkürler gelmiş. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de çok Faydalıydı teşekkür bilgi. ederim. Ben ekstra çok teşekkür ederim. Çok faydalıydı. İnşallah en kısa Ben zamanda de çok ilk teşekkür ederim. sayfamızda da koyacağız. Oradan da tekrar dinleyebilirsiniz. Böyle çok teşekkür ederiz Dilek Hanım. Gerçekten Ben çok de çok faydalıydı. teşekkür ederim. Size de başarılar dileriz. İnşallah Çok ilerleyen teşekkür zamanlarda ederim. tekrar görüşmek nasip olur. Evet, inşallah. Herkese çok mutlu mutlu günler diliyorum. Günler değil artık akşamlar. Böyle. Eğer herhangi birinin herhangi bir konuda bir sorusu bir şey olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz bu arada. Ben yani sırf ben tek başıma yaptım. Bu süreçlerden tek başıma geçtim. Yani hiç soru sorabileceğim kimsem yoktu. Sadece benimle bu süreçleri yaşayan arkadaşlarım vardı. Birileri ne yardımcı olmak için yani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu anda. Böyle kadar. Nereden iletişime geçebiliriz diye soran olmuş. Instagram sayfam var. Sizi davet edeyim Amerika'da bir Hilal. Oradan bütün sorularınızı gönderebilirsiniz. Yani benim kişisel bir sorusu varmış. Instagram'dan da yazacakmış sizlere. Burada Tamamdır, arkadaşlar çok tabii ki. sıcakkanlı ve hemen dönüş alabilirsiniz. Biz öyle bir dönüş almıştık kendilerinden. Onun için Çok, ayrıca teşekkür ederiz Dilan'a. ne demek, rica ederim. Ben çok teşekkür Ben de ederim çok davetiniz için teşekkür ederim. tekrar. Arkadaşlar katılımınız için sizlere de çok teşekkür ederim. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.